Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimleri ile ilgili vereceği karar. MHP Genel Başkanı'nın bugün bir açıklaması var. Bunu aktaracağız. Ama önce şöyle bir iddia var. YSK'dan AKP'ye seçim tarihi bile verildi. İddianın sahibi Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Zeyrek AKP yalnız bunu söylerken Zeyrek şunu da diyor. AKP içerisinden kulisler aktarmış. AKP içerisinde de İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin ciddi bir tartışmanın yürüdüğünü Aktarmış. Bakalım şimdi ayrıntılarına. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek AKP'li bir grubun İstanbul'da seçimin iptal edilmesiyle ilgili YSK'dan bilgi aldığını, söz konusu grubun seçim tarihiyle verdiğini iddia etti. Zerek, İstanbul mu Türkiye mi başlıklı yazısı da şöyle diyor. AK Parti içinde bir grup, bir grup İstanbul'da seçimi tekrarlamayı kafaya koymuş. İçeriden bilgi aldıklarını ima edip seçim için 30 Haziran, 7 Temmuz gibi tarihleri bile dillendiriyorlar o grup arka kapı tabir edilen kanallardan lobicilik faaliyetleriyle YSK'yı yönlendirmeye de çalışıyor. Bazı YSK üyelerinin o kanallar üzerinden AK Parti'ye tavsiyelerde bulunduğu iddialarını duyuyorum. Zerek yazının devamında ancak YSK'dan AK Parti'ye başvuruyu ancak YSK'dan AK Parti'ye başvuruyu yenileyin yoksa usulden reddedilecek mesajının gittiğini bunun üzerine AK Parti'nin 20 Nisan'da KHK'ların durumunu bahane edip başvuruyu yenileyerek 16 Nisan başvurusunu geçersiz hale getirdiğini birçok kaynaktan doğrulattım. İstanbul seçimini iptal ettirmeyi kafaya koyan ekip bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki personeli seçim yenilenecek, CHP gidecek, geri adım atmayın mesajlarıyla motive ediyor. Diğer taraftan partinin geleninde seçim yenilecek duygusunu canlı tutmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul adayı Binali Yıldırım başta olmak üzere yöneticilere açıklama yapmaları telkin ediliyor. Zerek yazısında yine merak ettiğim konu partinin tamamında bu görüşünü hakim olup hakim olup olmadıydı. Yaptığım görüşmelerden anladım ki İstanbul seçimi iptal edilecek diyenler çoğunlukta değil. Partinin bazı önemli isimleriyle meclisteki milletvekili grubunun bir kısmı kamuoyu önünde yapamasalar da özel sohbetlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapalı olmasını, genel merkezin geri plana düşürülmesini, bütün enerjinin İstanbul işine harcanmasını eleştiriyorlar. Yazısını şöyle bitiriyor. E, konuştuğum birçok isim Türkiye'nin ciddi sorunlarına dikkat çekip İstanbul önemli ama Türkiye daha önemli görüşünü dile getiriyorlar. Bu isimler İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinin muhalefet cephesinde yaratacağı duygu, ülkede yaratacağı gerilim ve dünyada yaratacağı algıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan değişim ve reform sürecini zora sokacağını ve işlerin daha da içinden çıkılamaz hale getireceğini düşünüyor böyle düşünerek doğru da yapıyorlar diyor Deniz Zeyrek şimdi yazı böyle peki hakikaten bu olabilir mi bunun olması için e, AKP içinde bir grubun çalıştığını zaten Deniz Zeyrek de söylüyor benim en çok e, şüphelerimi artıran husussa AKP'yi yönetenlerin başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere sürekli olarak nihai kararı YSK verecek söylemini dile getirmeleri ve bunu e, kor halinde söylemeleri yani burada sanki e, iki şey var benim görebildiğim bir bu noktadaki karardan emin gibiler ki iptal edilmesini istiyorlar o zaman karar ne olabilir siz düşünün e, ikincisi de ciddi bir baskı unsuru oluşturuyorlar YSK'ya karşı.